Bugün 16 Şubat günlerden cumartesi ajandayla karşınızdayız efendim. Ben Eda Cavul. Günün öne çıkan gelişmelerini sizlere aktaracağız ama önce özetler. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan başkanlığında yapıldı. Mersin'de bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan öğretmen Kübra Aşkın yolunu kesen eski eşi tarafından öldürüldü. Kübra Aşkın gözyaşlar arasında Mersin'de toprağa verildi. Mersin Kadın Platformu üyesi kadınlar kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Mersin'de iki günde işlenen iki kadın cinayetine tepki gösteren kadınlar basın açıklaması yaparak tepkilerini ortaya koydu. Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden ikisi tutuklandı. Sahte hesaplarla internet üzerinden kampanyalar düzenleyerek vatandaşları bankadan arıyormuş gibi 0850 ile başlayan telefon numaralarından arayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 kişi Mersin'de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mersin Valiliği PKK terör örgütüne destek vermek amacıyla müzahir gruplarca Mersin'de gerçekleşmesi muhtemel eylem ve etkinliklerin önlenmesi amacıyla 3 günü kapsayacak şekilde tedbirler alındığını bildirdi. Mersin Üniversitesi US News World Report'un eğitim kurumları sıralamasında Türkiye'deki üniversiteler arasında 13. sırada yer aldı. Mersin'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve yasa dışı eylemlere katıldıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Mersin polisinin 13 farklı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 4673 adet 1 litrelik etil alkol ele geçirildi. Mersin'in Mut ilçe belediyesinde 48 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Gün geçmiyor ki kadın cinayetleri kadına şiddet son bulmasın. Mersin'de bir lisede müdür yardımcısı olan Kübra Aşkın eski eşi tarafından öldürüldü. Cinayetin ardından eski eşi Davut D. polise teslim oldu. Kübra Aşkın ise gözyaşları arasında toprağa verildi. Mersin'de bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan öğretmen Kübra Aşkın yolunu kesen eski eşi tarafından öldürüldü. Olay Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi'ndeki kavşakta yaşandı. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın otomobiliyle evine dönerken 2 yıl önce boşandığı Davut D. tarafından önü kesildi. Davut D. bir süre tartıştığı Aşkın'a üzerinde taşıdığı tabancayla 5 el ateş etti. Kübra Aşkın olay yerinde hayatını kaybederken Davut D. kaçtı. Cinayetin ardından kaçan Davut D. bir süre sonra polise teslim oldu. Kübra Aşkın gözyaşlar arasında Mersin'de toprağa verildi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı 37 yaşındaki Kübra Aşkın'ın cansız bedeni Mersin Şehir Hastanesi morgundaki otopsinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Yarın yolunu bulur çıkar. Yarın çıkarırlar. Savaş olar rüşveti yedirir çıkarırlar. Çıkarırlar. Kübralar ölmesin artık yeter Kübralar evet, ölmesin yeter. Evet, Allah büyük. Başını sağ olsun. Biraz metin. Yeter. Cenaze törenine genç kadının yakınlarının yanı sıra öğrencileri de katıldı. Kübra Aşkın'ın cansız bedeni ikindi namazını mütakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Onlar da ayıktı. 3 tane çocuk okuttu. İkisini öğretmen yaptı. Birini doktor yaptı. Çalışarak baktı bunlara. İşte 3 bacılar. Birini aldı. Katil aldı. Daha ne sayayım? Ne söyleyeyim? Ya çok tatlı bir hocaydı. Gelip halimizi hatırımızı sorardı. İnanamadım hocamın öldüğüne. Şaşırmadık, şaka zannettik. Böyle. Çocuk. Mersin Kadın Platformu üyesi kadınlar iki günde işlenen iki kadın cinayetine tepki göstererek basın açıklaması yaptılar. Kadına yönelik şiddetin giderek arttığını belirten Öznur Keleş, her üç kadından biri şiddete uğramaktadır dedi.
Mersin Kadın Platformu üyesi kadınlar kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Mersin'de iki günde işlenen iki kadın cinayetine tepki gösteren kadınlar basın açıklaması yaparak tepkilerini ortaya koydu. Kadınlar adına konuşan Öznur Keleş, Kübra Aşkın'ın boşandığı eşi tarafından öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, evlilik sözleşmesi kadar bu sözleşmeyi iptal istemi de o kadar haktır. Boşanmaları engellemek, kadınları eve, aileye, kocaya mahkum etmek, erkeklerin insafına bırakmak, kadınları ölüme mahkum etmektir. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri giderek artıyor. Her üç kadından biri şiddete uğruyor. 2018 yılında yaklaşık 409, 2019 yılı henüz bitmeden de 397 kadın öldürüldü. Bizler Mersin Kadın Platformu olarak Kübra'yı öldüren gerekli cezayı alana kadar bu davanın takipçisi olacağız. Erkek egemen sistemin ve erkek yargının da peşini asla bırakmayacağız dedi. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tefecilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden ikisi tutuklandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda HB, MB ve HİB adlı kişiler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok miktarda senet, tapu ve paraya da el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden HB ve MB tutuklanırken diğer kişi adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Mersin'de açtıkları sahte hesaplarla internet üzerinden kampanyalar düzenleyip vatandaşları bankadan arıyormuş gibi 0850 ile başlayan numaralardan arayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Sahte hesaplarla internet üzerinden kampanyalar düzenleyerek vatandaşları bankadan arıyormuş gibi 0850 ile başlayan telefon numaralarından arayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 kişi Mersin'de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İnternet dolandırıcılarının Adana, Mersin ve Tarsus ilçesinden vatandaşları kandırarak elde ettikleri banka hesaplarını ofis olarak kullandıkları bir evde topladıklarını ve faaliyetlerini de bu evden yönettiklerini belirleyen Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde Özel Harekat Şube polislerinin de desteğiyle operasyon yaptı. Operasyonda FG, DY, İK, SK ve MU yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 3 adet hafıza kartı, 1 adet kalser olarak kullanılan mikrofonlu kulaklıkla çok sayıda banka ve sim kartı ele geçirildi. Şüphelilerden MU'nun 13 ayrı suçtan arandığı, ayrıca cezaevi firarisi olduğu tespit edilirken kişinin ülke genelinde oltalama yöntemiyle birçok kişinin hesabındaki paraları da kendi hesabına aktardığı belirlendi. Zanlıların açmış oldukları sahte hesaplarla internet üzerinden çekiliş ve kredi kampanyası gibi kampanyalar düzenleyerek vatandaşları bankadan arıyormuş gibi 0850 ile başlayan numaralardan arayarak dolandırdıkları belirlendi. Nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla adliyeye sevk edilen kişilerden MU ve DY tutuklanırken iki kişi adli kontrol kapsamında, yaşı küçük bir kişi de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mersin Valiliği PKK terör örgütüne destek vermek amacıyla gruplar tarafından Mersin'de gerçekleşmesi muhtemel eylem ve etkinliklerin önlenmesi amacıyla 3 günü kapsayacak şekilde çeşitli tedbirler alındığını bildirdi. Mersin Valiliği PKK terör örgütüne destek vermek amacıyla müzahir gruplarca Mersin'de gerçekleşmesi muhtemel eylem ve etkinliklerin önlenmesi amacıyla 3 günü kapsayacak şekilde tedbirler alındığını bildirdi. Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlatmış olduğu sözde açlık grevi ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümü sebebiyle terör örgütüne müzahir gruplarca Mersin'de destek vermek amacıyla gerçekleşmesi muhtemel eylem ve etkinliklerle
belirtilen konuların devamı niteliğindeki yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stand ve çadır kurmayla bildiri dağıtma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı bildirildi. Açıklamada bu doğrultuda anılan etkinlikler ve eylemlerin Mersin ili genelinde açık ve kapalı alanlarda tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde 15, 16, 17 Şubat 2019 tarihlerinde yasaklandığı bildirildi. US News & World Report tarafından her yıl çeşitli bilimsel kriterlere göre yapılan eğitim kurumları sıralaması açıklandı. Türkiye'deki üniversiteler arasında Mersin Üniversitesi ise 13. sırada seçildi. Mersin Üniversitesi US News World Report'un eğitim kurumları sıralamasında Türkiye'deki üniversiteler arasında 13. sırada yer aldı. US News World Report tarafından her yıl çeşitli bilimsel kriterlere göre yapılan eğitim kurumları sıralaması açıklandı. Mersin Üniversitesi Best Global Asya Üniversiteleri sıralamasında Türkiye'deki üniversiteler arasında 13. sırada yer aldı. US News World Report, 5 yıldır yapılan sıralamada üniversitelerin akademik araştırma performanslarına ve küresel ve bölgesel itibarlarına göre değerlendirme yapıldığını açıkladı. 15 fakülte, 8 yüksekokul, 5 enstitü, 31 araştırma merkezi, 1704 akademik ve 3197 idari personelle 39.277 öğrencisi bulunan Mersin Üniversitesi, Best Global Üniversite başlıklı genel sıralamadaysa tüm dünya üniversiteleri arasında 33.7 puanla 863. sırada yer aldı. Mersin'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve yasa dışı eylemlere katıldıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Mersin'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve yasa dışı eylemlere katıldıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatmış olduğu soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarından terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunan, örgüt propagandası yapan, örgüt içerisinde faaliyette bulunan, yasa dışı eylemlere katılan ve düzenlenen mitinglerde bölücü başının posterini taşıyan 10 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında verilen yakalama kararının ardından Mersin polisi operasyon yaptı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlardan biri Erdem ilçesinde olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalardaysa çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mersin polisinin 13 farklı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 4673 adet 1 litrelik etil alkol ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen 1915 farklı içki kiti ise dikkat çekti. Mersin polisinin 13 farklı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 4673 adet 1 litrelik etil alkol ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen 1915 farklı içki kiti ise dikkat çekti. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bazı bölgelerde etil alkolle içki yapımında kullanılan kitlerin satıldığının ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 13 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 4673 adet 1 litrelik şişelerde etil alkol, 1915 adet anason, rakı, viski, cin, tekila içkilerinin yapımında kullanılan içki kiti, 30.000 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 13.500 anason etiketi ele geçirildi. Operasyonda FG, BK ve SD adlı kişiler gözaltına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde belediyede 48 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Belediye nikah ve sergi salonunda düzenlenen törene Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Belediye İş Karaman Şube Başkanı Mehmet Bayrakçı ile belediyede çalışan kadrolu işçiler katıldı. Mersin'in Mut İlçe Belediyesi'nde 48 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Belediye Nikah ve Sergi Salonu'nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Belediye İş Karaman Şube Başkanı Mehmet Bayrakçı ile belediyede çalışan kadrolu işçiler katıldı.
Belediye İş Karaman Şube Başkanı Bayrakçı, toplu iş sözleşmesi görüşmesinin 70 günün üzerinde sürdüğünü belirtti. Mehmet Bayrakçı, enflasyonun açıklanan resmi rakamların üzerinde olduğunu belirterek, sözleşmede bunu dikkate alan belediye başkanlığına teşekkür etti. Yapılan sözleşmeyle ilgili bilgi veren Şube Başkanı Bayrakçı, ücretler dışında hastalık yardımında eş, anne, baba ve çocuklara bu defa kardeşler de ilave edildi. Yüksek hakemin düşürmüş olduğu yıllık izinler tekrar 35 güne çıkartıldı. Ücretlerde birinci 6 ayda 15 lira seyyanen, ikinci 6 ayda 10 lira, ilk 6 ayda sosyal yardımlarda %20 ile %40 oranında ücret zammı geldi. İkinci 6 ayda da enflasyon oranını baz alarak %4 zam alındı. Sosyal yardımlarla birlikte 1 yıllık ücret zammı %25'in üzerinde olduğu bilgisini verdi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda idare tekliflerine ait 2 ve komisyon raporlarına ait 31 olmak üzere toplam 33 madde görüşüldü. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan Başkanlığı'nda yapıldı. Evet değerli arkadaşlar, divana bir önerge geldi. Ben önergeyi okutuyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı'na. Meclis Çalışma Yönetmeliği 21. maddesine göre komisyonumuz 16.2.2018 tarihinde havale edilen ve görüşülerek karara bağlanan raporu hazırlanan hiçbir eksiği olmayan Tarsus ilçesi Ulaş Mahallesi 163 ada 423 parsel konulu 1/5000 plan konusunun gündeme alınmasını arz ve teklif ederiz. Evet değerli arkadaşlar, ben burada bir açıklama müsaade edersen ben burada bir açıklama yapmak istiyorum. Bu geçmiş dönemde bu meclis ve bu idare Mersin'de hiçbir akaryakıt istasyonunun açılmasına müsaade etmedi. İlk başlarda kamu yararı var mı diye acaba bir başlangıçta araştırma soruşturma yapıldı. Kamu yararı filan olmadığı görüldü. Tamamen her yerde yeteri kadar akaryakıt istasyonu var. Tamamen kişisel ticaret. O yüzden bugüne kadar hiç kimseye bu ruhsat verilmedi. Yani böyle bir prensip kararımız var. Biz bu prensip kararımızı çiğnemeyelim diye bunlar gelecek döneme kalsın. Artı bu meclis bu manada gelen 5 tane kararı oy birliğiyle reddetti. Onun için yani bu prensip kararımız bozulmasın istiyoruz. Yani bir ay sonra yeni bir idare gelecek, 1,5 ay sonra buraya. Onlar görüşsünler, bu kararı versinler diye ben böyle bir tavsiye niteliğinde görüşümü bildiriyorum. Şunu da üzülerek gördüm ki ben, 5 tane karar reddedilmiş burada. İçinden cımbızla bir tanesi seçilmiş, özellikle getirilmiş, gündeme alınması isteniyor. Eğer burada bir adalet varsa, eğer burada bir iş yapmak, iş tesis etmek düşünülüyorsa o zaman diğerleriyle de görüşmek lazımdı. Ne mana acaba bu 5 tanenin içerisinden bir tanesi alınıp getiriliyor? Ne değişti? Neler oldu acaba da bu bir tane teklif getiriliyor? Biz ne bu adamı tanırız, ne bu şahsı tanırız. Diğer dediğiniz o 5 tane, 3 tane, onların hepsinin mevzuata uymadığı, eksikliklerin olduğunu ifade ettiler. Ve burada bu komisyon bunu dün görüştü, bugün buraya gündeme gelmesi gerekiyordu. Artı bu meclis hiçbir petrol ruhsatı vermedi diyorsunuz. Ama Erdemli ilçesi Koramşalı 152'da 21 parselde, ismini de vermeyeceğim, oraya biz Erdemli Ayrancı yoluna petrol ruhsatını 2018 yılında bu meclis verdi. Burada komisyonun ne o şahsı tanır ne o konuyla alakası vardır. Bu konu bir yıldır beklemiştir. Biz de bu konu gündemimizde olduğu için çalışmışızdır. Ama ne hikmettir ki bazı arkadaşlar bu konuyu sağa sola çekmeye çalışmaktadır. Ve soruyoruz, Bir yıldır bu raporun, bu konunun hiçbir eksiği yokken bir yıldır bekletilmesi, akabinde de dün komisyonda görüşüp
rapora bağladığımız bir konunun bugün niye gündeme alınmadığını da ben soruyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben anlatıyorum. Mehmet Topkara masal anlatıyor. Neden masal anlatıyor? Ben sözümde dedim mi bu imar olarak uygun değil. Dedim mi cephesi tutmuyor onun için uygun değil. Dedim mi derinliği tutmuyor onun için uygun değil. Öyle bir şey demedik. Yani bunlara uygun olmadığı için değil, prensip kararı aldık. Belediye olarak onun için verilmedi. Bu bir, Mehmet Topkara. İkincisi, Erdemli'de verilen yeri, bu meclisin verdiği yeri, muhtarlar geldiler. Muhtarlar imza verdiler. Ben o komisyondayım o zaman. Muhtarlar imza verdiler. Burada çok büyük mağduriyet var dediler. O hatta hiçbir petrol istasyonu yok. Ta kilometrelerce geriye gelip benzin alıp gitmek zorunda kalıyoruz dediler. O komisyon ve bu meclis onun için karar verdi. Burada gerçekten şu an olay biraz çarptırılıyor. Ben size açık söyleyeyim o zaman. Erdemli'de verdik, MUT'ta verdik. Erdemli'de verdiğimiz muhtarlar bu işin hikayesiydi. Erdemli'deki belediye işte meclis üyesiydi. Belediye meclis üyesiydi. Geldi yol üstünde yapıldı mı? Madem o kadar aceleydi niye şu an petrol faaliyet dedi? Hiçbir şey yok. Yapıldı, sadece imara işlenmiş oldu. Biz ilçe yollarına iki tane verdik. Hiç verdik demeyelim. Erdemli'ye de verdik, MUT'a da verdik. Erdemliğe bununla verdik, aynı pozisyonda. Verdik, doğru. Teşekkür ederim. Verdik. Yani biz ondan sonra vermedik. Şimdi İsmail Bey, burada meclisten korkan filan yok. Konu gündeme alınıp alınmamasıyla ilgili. Gündeme alınmaması konusunu da ben şöyle izah ediyorum. Diyorum ki bugüne kadar kaldı, madem ki bir yıldan fazladır kaldı. Şurada seçime de 1,5 ay kalmış. Yeni idare bunu çözsün. Yani bugüne kadar kalmış, bunu şey yapmayalım. Yani bırakalım, yeni idareye bırakalım. O yüzden gündeme alınmasının mazeretini o olarak söylüyorum. Benim meclisten çekindiğim, kaçtığım, göçtüğüm falan bir şey yok. Biz demokrasiye inanan insanlarız yani. Bu komisyon raporunun ya da bu teklifin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Demin 18'de 15. Gündeme alınmamasını oylarınıza sunuyorum. 25, 26, 27. 27. Evet, gündeme alınmıyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bültenimizin sonuna geldik efendim. Yarın da her şeyden haberiniz olsun diye ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.